3, 2, 1, yayın. Ahmet. Evet arkadaşlar. Cümleten hayırlı akşamlar. Bekliyorum canım. Düşmedi hocam. Sana düşmedi. Niye düşmüyor? Yoksa bir şeyden mi yayınladık? Allah Allah, çıkmadık mı? Yok, buraya geç düşüyor hocam da. Yani. Evet, biz kesin buradan çıkmadık. Bu niye yapmıyor? Her seferinde unutuyoruz Ahmet. Çok ayıp. Bu niye gelmiyor Ahmet? A zayıf demiyorsa sıkıntı yok hocam. A'da bir sıkıntı yok. Tamam. Ama şey gelmiyor. Evet arkadaşlar, İstanbul Üsküdar, Uğur Elektronik'ten canlı yayındasınız. Benim adım Uğur Kulaç. Herkese hayırlı akşamlar diliyoruz. Uğur Elektronik'ten, İstanbul'dan, tüm Türkiye'ye, Türkiye'deki tüm kardeşlerimize, arkadaşlarımıza, definecilere, bizi sevenlere ve sevmeyenlere hayırlı akşamlar diliyoruz. İki haftadır canlı yayın yapamadık. Hakkınızı helal edin. Biliyorsunuz Sivas'a gittik geldik konferans için. Ben hasta gittim Sivas'a. Hastaydım. Grip olmuştum. Cumartesi günü gittim, bir serum yedim güzel şöyle. Bir kendime geldim. Ondan sonra Sivas'a gittik. Sivas'ta konferansımızı gerçekleştirdik. Oradaki kardeşlerimize tekrar teşekkür ediyoruz. Bizi güzel bir şekilde ağırladılar. Aşağı yukarı 130 kişi, 125 mi? 130 kişiye yakın kişi geldi. İnsan geldi. Konferansımızı gerçekleştirdik. Bizi orada ağırlayan, misafir eden kardeşlerimize de tekrar teşekkür edelim. Kayseri'deki konferansımızı gerçekleştiremedik. Ve hala daha İl Kültür Müdürümüz bizi arayacak da Kültür Bakanlığı'ndan gelen cevabı bize söyleyecek. Tabii niye böyle oluyor, neden böyle oluyor? Aslında siz biliyorsunuz. Ciddi anlamda bir sıkıntı var bu adamlarda. Bizde bir sıkıntı yok. Biz vazifemizi icra ediyoruz. Dernek olarak, Andefter olarak, Anadolu Definecileri Eğitim ve Araştırma Derneği olarak konferanslarımızı yerine getiriyoruz. Ama niyeyse Kayseri'de böyle bir takoz koydular. Sıkıntı değil. Biz Kayseri'de inşallah yakın zamanda konferansımızı yine yapacağız. Allah'ın izniyle. Evet arkadaşlar, bugün size birkaç konu ile alakalı bilgiler aktaracağız. Tabii öncelikle biz defineciyiz. Defineci olduğumuz için de bizi yakından ilgilendiren bir konu metal arama dedektörleri. Lütfen beni çok iyi dinleyin. Bu canlı yayınımızı paylaşın. Başka insanlara da ulaşmasını sağlayın. Onların da bunu dinlemesine vesile olun. Bu meseleyi dinlemesine vesile olun. Neden dinlemesine vesile olun? Bakın, öncelikle size şunu söyleyeyim. Şu anda Türkiye'de ve dünyada birçok firma metal arama dedektörü imal edip satıyor. Türkiye bir pazar. Ama Türkiye'den daha büyük pazarlar var dünyada. Metal arama dedektörü anlamında. Bizim piyasamızda, yani Türkiye'de satılan cihazlardan çok daha fazlası Avrupa'da ve dünyanın farklı ülkelerinde satılıyor. Bir örnek vereyim size. Sadece Amerika'daki bir büyük satıcının 380'in üzerinde bayisi var. Kuzey Amerika kıtası üzerinde. Anladınız mı? Avrupa'da neredeyse her ülkede birden fazla metal arama dedektörü satıcısı var. İmalatçılar da var tabii. Şimdi size belki de sizin araştırmakta, öğrenmekte zorlanacağınız, ulaşmakta zorlanacağınız bilgileri aktaracağız. Konumuz metal arama dedektörleri. Metal arama dedektörlerinin bugünkü konusu, aslında bugün bahsedeceğimiz sınıfı, özellikle bizim tek tekçi diye tabir ettiğimiz kullanıcıların kullandığı
yüzey arama veya çok daha derinden algılama yapamayan ama yüzeyden işte 20 santim, 25 santim, 30 santim, 35 santim bir karış neyse derinliklerden küçük objeleri bulmaya yarayan metal arama dedektörleri ile ilgili bilmeniz gereken bazı şeyleri söyleyeceğiz. Bu konuyu neden gündeme getirdik Uğur Elektronik olarak? Onu önce bir açıklayayım size. Bu ay sonu Allah nasip ederse bizim iki tane derin arama, bakın derin arama VLF dedektörümüz piyasaya çıkıyor. Şu anda bitti, testleri yapıldı. Videoları çekiliyor, şu anda hazırlanıyor. İki tane cihazımız Allah nasip ederse artık bu ay sonu itibariyle satışa hazır hale gelecek. Biz bu cihazlardan hemen sonra, muhtemelen 3 ay içerisinde Allah'ın izniyle, çünkü kalıpları yapılıyor şu anda, iki tane yine farklı tek arama, yani tek tekçilerin kullandığı o yüzey arama dedektörü piyasaya çıkartacağız. Ben şunu yapacağım. Türkiye'deki kullanıcılara bir soru soracağım. Özellikle yüzey arama dedektörü kullananlar, yani tek tekçilere şu soruyu soracağım. Arkadaşlar, biz bir cihaz yapıyoruz. Yüzey arama metal dedektörü. Tabii yüzey arama derken öyle he 4 parmaktan işte 20 santimden değil. Çok daha derinden metalleri görebilen, kıymetli, kıymetsiz ve hatta altın olarak yine ayırt edebilen, tek parayı da toplu parayı da aynı şekilde derinden görüp cinsine göre ayırt edebilen bir tek para cihazı yapacağız. Yalnız şöyle bir sorun var. Bu tek para cihazında olmasını istediğiniz özellikler ne? İşte soru bu. Size bu soruyu soracağız. Birkaç gün içerisinde Facebook'tan bir anket düzenleyeceğiz. Bu ankette Türkiye'deki tüm tek para kullanıcıları veya tek tekçiler veya tüm dedektör kullanıcıları, hiç fark etmez, definecilerden özellikle bu yüzey arama cihazlarında olmasını istediğiniz özellikleri yazmalarını isteyeceğiz. Bunun içerisinde ekran tasarımı da dahil. Yani cihazın ekranında ne görmek istiyorsunuz? Hangi özellikler olsun? İşte bugünkü konumuz da aslında bununla alakalı. Bugün size dünyada üretilen tek para cihazları, özellikle tek para cihazları diye geçiyor bunlar çünkü tek cihazları. Çok derine inmedikleri için böyle söyleniyor. Bu cihazların yapımı esnasında yapan firmaların, yani üretici firmanın uyguladığı bazı sistemler var. Ben lafı çok uzatmayı sevmem, biliyorsunuz ben düz bir adamım. O da şu: firmalar cihazları tasarlarken bazı özellikleri yeni ürettikleri cihazlara koyuyorlar. Bir sonraki cihaza da özellik kalsın diye tam olarak bütün hepsini tabii koymuyorlar. Yani şöyle söylemek istiyorum size. Garrett'in şu ana kadar ürettiği 11 model var değil mi abi? 11 tane model var. AC150'den başlıyor değil mi? Evet. AC150'den başlıyor. Garrett'in en son AT Max mı? AT Max çıktı en son. AT Max'a kadar aşağı yukarı 10 tane model. 10-11 tane modeli var. Bu modeller arasında hangi özellikleri hangi cihazlarına uygulamışlar, hangi özellikleri de bir sonraki cihaz için saklamışlar. Konuyu size şimdi anlattıkça daha iyi anlayacaksınız. Belki de bunların birçoğunu bilmiyorsunuz. Belki de araştıramadınız, belki de kurcalayamadınız bu konuyu ama ben bilmeniz açısından söylüyorum. Bakın, bu yapacağımız canlı yayında hiçbir firma kötülenmeyecek. Hiçbir firma rencide edilmeyecek. Hiç kimseye niye böyle yapmışlar, neden böyle yapmamışlar diye bir cümle kurulmayacak. Sadece sizi bilgilendirmek amaçlı kullandığınız cihazda kullandığınız özelliklerin ne olduğunu size anlatmak amacıyla bu canlı yayını yapıyoruz. Lütfen can kulağıyla dinleyin. Belki de birçoğunuz kullandığınız cihazlardaki özellikleri bile bilmiyorsunuz. Firmaların bu özellikleri neden koyduğunu veya özellikleri koyarlarken bir sonraki cihaza neleri sakladıklarını
Bir önceki cihazda koydukları özellikleri bir sonraki cihazda acaba ismini değiştirerek yeni bir özellik gibi mi koymuşlar acabayı size bir göstereceğiz. Siz tarafsız bir şekilde dinleyin. Biz de tarafsız bir şekilde yayınlayacağız bunu. Karar sizin, yorum sizin. Amaç burada bilinçlendirmek. Başka bir gayemiz yok. Kimseyi kötülemeyeceğiz. Haberiniz olsun. Ahmet, öncelikle şu tabloyu bir açalım. Şimdi size bir tablo göstereceğim arkadaşlar. Yok, buradan görünüyor ama aşağı yukarı görünüyor gibi. Bakın burada bir tablo var. Minelabı mı açtın? Bu minelab. Evet, tamam hocam. En zorunu açtım. Tamam, garet aç. Evet. En baştan başlayalım. Bakın arkadaşlar, burada garetin, tabi bu tabloyu nereden bulduk önce onu söyleyelim Ahmet. İnternette yurt dışındaki farklı forum sitelerinde yapılan bir karşılaştırma tablosu bu. Genel olarak garet modellerinde kullanılan, sık kullanılan modellerde yapılmış. İşte kullanım alanı, ekranı var mı yok mu, çalışma frekansı ne, hangi modlar kullanılmış, ayrımı var mı gibi bazı özelliklerin listelendiği bir karşılaştırma tablosu bu. Peki şurada bana şunu söyle Ahmet. Şu yeşil tarafta, şu yeşille renkli olan tarafta ne yazıyor? Bunlar ne? Şimdi aplikasyon dediği kullanım alanı, bu cihaz tek para aramak için mi yoksa nugget altında aramak için mi üretilmiş, su altında kullanım için mi üretilmiş, aslında onları anlatıyor. Alttaki visual display de bu cihazın ekranı var mı yok mu bunu anlatıyor. Batarya istediği batarya, işte kaç tane pille çalışıyor, yoksa lityum polimer bir pille mi çalışıyor, bataryayla mı çalışıyor, pille mi çalışıyor onu anlatıyor. Coil dediği başlık bölümü, başlıkta kaç inç başlık, işte bu DD mi yoksa mono mu vesaire bunları anlatıyor. Teknolojisi VLF veya pulse veya indüksiyon balans veya hibrit bunları anlatıyor. Detect modes dediği burada cihazda kullanılan arama modları, işte all metal, jewelry, coin, tek para gibi modları söylüyor. Ground balance, bu cihazda toprak ayarı var mı? Varsa bu toprak ayarı otomatik veya manuel mi yoksa takip edilebilir gibi bir özellik sunuyor mu? Bunu söylüyor. Sensitive dediği zaten herkesin bildiği hassasiyet ayarı. Burada hassasiyet ayarı kaç kademeden oluşuyor? Bazılarında 4, bazılarında 8, bazılarında 0.199 şeklinde ayarlanabiliyor. Bunları anlatıyor. Threshold dediği de bizim eşik sesimiz. Eşik sesi imkanı var mı yok mu bunu söylüyor. Noise cancel dediği de parazit giderme özelliği aslında bu. O var mı yok mu bunu anlatıyor. Discrimination ayrım dediğimiz bölüm. Garetlerde genellikle target ID yerine üst tarafta ferro non ferro olarak gösteriyor ve simgeler var. O simgelerin altında da işte yüzük, işte açma kutusu, kutu kola kapağı vesaire gibi onların altına gelerek gösteriyor. Diğerlerinde bu diskriminasyon genellikle target ID kullanılıyor. Garette de işte segment olarak, ferroda işte 4 segment, işte non ferroda 4 segment. Orada o yüzden segmentler halinde yazıyor. Peki Ahmet, bir şey soracağım. Garette şu anda kaç tane AC150, 250, 350 bayağı bir yazmış. 150, 250, 350, 200'i, 300'i, 400'i bunların bir de iyileri international demek. Peki benim bu senin sorması. Burada tespit ettiğin şeyler vardı. Onları şimdi bir kısaca şöyle bir bahsetsene. Aradaki o farklılıklarla alakalı. Tamam, şöyle yapalım o zaman. Şimdi diğer tabloyu açalım istersen hocam. Tamam. Şöyle gösterelim. Tamam. Şimdi burada bizim incelediğimiz Garrett'in 150, 250, 300i, GTI 2500 Pro, Gold, 200i, 300i, 400i ve AT Max modelleri var. Şimdi burada ilk çıkan modelde Garrett AC150. Bu dedektörde 6.5'a 9 inç bir tane başlık veriliyor. Konsantrik bir başlık bu, eş merkezli. Bu cihaz VLF olarak geçiyor. Şimdi bu cihazda olan özellikler All Metal, Jewelry ve Coins dediği bunlar arama modları. All Metal dediğinde aslında cihazın üzerindeki işte ayrım segmentleri 4 tane veya 5 taneydi. Hepsi açık. Şimdi jewelry'yi aldığı zaman aslında bu özellik olarak değil de jewelry de diyor ki ben işte 5 segmentten işte ilk ikisini kapattım. Jewelry de bu değerli takıları aramak için kullanılan mod. Yani değerli takı anlamında yapılan ekstra bir özellik yok. Sadece işte ilk 0-20 arasındaki demir hedefleri görmemesini sağlıyor. Görüyor ama ses vermiyor. Ekranda yine bir hareket var. Coins dediği de tek para modu. Tek para olarak görülebilecek aslında Garrett'in iki tane modu var. Bir Amerikan tek paralarına yönelik, bir de
uluslararası tek paralara yönelik modları var. Burada da aslında temelde Jevelry ile aynı işleri yapıyor. Kendi hafızasında belli demirleri kapatıyor veya işte bakır, bronz, gümüşten belli başlıklarını kapatabiliyor. Açma kapağı olabilir vesaire diye. Şimdi AC150'de 4 kademe hassasiyeti var. Derinlik fiyatı tablosu 1138 TL şu anda. AC150'de 4 kademe hassasiyet var. Derinlik tablosu olarak da 2 inç, 4 inç ve 6'dan fazlası olarak bir gösterge var. 1138 TL fiyatı var. Firmanın sonraki çıkarttığı ürün AC250'de de aynı başlık kullanılıyor. Frekans olarak 6.5 kHz çalışma frekansı var. AC150'den farkı da fazladan 2 tane arama modu var. Yani All Metal var ikisinde de, Jewelry de var, Coins de var. Custom ve Relix var. Custom modu şöyle bir durum. Biz farklı arama modlarını açtığımız zaman üst taraftakiler kapatılıyor ve açılıyor. Custom'da da diyor ki sen istediğini kapat, aç, bunu kaydet. Ben her senin cihazı kapatıp açtığında aynı arama modunu sana göstereyim. Yani bildiğimiz bir yerde demirler çıkıyorsa, demiri kapatıyorsak her zaman oraya gittiğimizde aynı custom'ı kullanarak o modda bir daha uğraşmayacağız demek. Relix kalıntı aramacılığı için kullanılan bir mod. Şimdi burada AC250'den 150'yi ayıran fark aslında pinpoint'in eklenmiş olması. Aynı zamanda bir de ayarlanabilir ayrım skalası imkanı sunması. Aslında bu da custom modunda kullanılıyor. Diğer modlarda da kullanılıyor ama cihazı kapatıp açtığımız zaman hafızasında kalmıyor. Custom olduğu için bu özelliği vermişler büyük ihtimalle. Peki bir de abi, evet. Bir şey soracağım. Şu anda burada 10 tane model var. Evet. Bu 10 model arasında neredeyse tamamında şu yukarıdaki özellikler. 9 özellik var. Evet. Sonlara doğru, yani model yükseltmişler, sonlara doğru farklı özellikler eklemişler. Aynen. Bu özelliklerle de fiyatlar ciddi anlamda yükselmiş. Evet. Yani AC 150 ile 250 arasında neredeyse 500 lira fark var. Ya, yani 500 lira fark var. Burada senin tespit ettiğin bir gariplik vardı. Şimdi aslında bu tabloyu inceleyenler çok rahat anlayacaktır. Şöyle gösterelim. Şuradakiler arama modları. Bundan sonrası aslında birazcık özellik. Özellik diyebileceğimiz de aslında 5-6 tane özellik değişiyor. Bunlardan bazıları da zaten aslında aynı özellikler. Yani ne bu? Şimdi demişler ki All Metal. All Metal nedir? Herhangi bir ayrım yapmadan. Yani bütün metalleri görebileceksiniz. Hiçbirini kapatmıyorsunuz. Şimdi bazı modellerde All Metal'i kaldırıyorlar. Alttan geliyorlar, diyorlar ki All Metal yok, Zero var. Şimdi Zero dediği de zaten aslında aynı şey. Zero'yu aldığınız zaman da aslında hiçbir metali kapatmadan segment olarak yine onları görüyorsunuz. Ama şimdi şunu yapmışlar. İşte All Metal'i çıkart, Zero'yu koy. Derinlik hesaplama bölümünde santim yerine inç koy. İnçten sonra işte 12 inç yerine 20 santimden fazlası koy diyerek yeni yeni modeller çıkartmışlar. Şöyle bir gariplik var. Şimdi mesela AC150 sonrasında AC250 çıkıyor. Şimdi bunun ara ürünü olarak AC200'yi atmışlar. Şimdi 150 ile 250'yi ayıran nokta aslında temelde pinpoint ile ayarlanabilir ayrım. Şimdi bakıyorsunuz ikisinin arasındaki farka 1138-1580. Şimdi bir de 200'ye bakıyorsunuz. Şimdi 150 ile 250 arasında iki tane özellik değişiyor. Fiyat farkı var. Sonrasında kaç sene sonra 200i çıkartılmış. 200i'de de iki tane özellik farkı yok da bir tane özellik farkı var. O da ne? Target ID. Yani aradan belki 8 sene geçmiş. Aynı dedektörün üzerine sadece Target ID ekleyerek hatta 1138 lira yerine 1264 liraya satılıyor. Yani bu bir değişiklikmiş gibi gösteriliyor. Yani aslında dedektör modelleri arasında değişen şeyler kısaca şu. Arama modunun adını değiştirerek ama işlevi aynı olup da farklı özellikmiş gibi göstererek yerine yeni bir model çıkartıyorlar. Derinlik tablosundaki ölçümü inç yerine santim olarak gösterip yeni bir model çıkartıyorlar. Başlık seçeneklerini değiştirerek yeni bir model çıkartıyorlar. Burada bazıları mono, bazıları işte DD, bazıları konsantrik oluyor. Ölçüler değişiyor. Farklı modeller çıkartıyorlar. Frekans sayısını fazlalaştırarak yine bir model çıkartıyorlar. Özellikle serilerde bunu yapıyorlar. Mesela en son yerli bir firmanın yaptığı seri var. İşte 14-19 multi. 14 ile 19'un fiyatı aynı. Multi de biraz daha yüksek. 1000 lira, 1200 lira belki bir fiyat farkı var. Tek değişen şey aslında frekans fazladı. 3 tane frekans koyuyorlar. Frekansları değiştiriyorsunuz. Orada yeni bir modelmiş gibi çıkıyor. Bazı cihazlar, bazı firmalarda Target ID özelliğini ekleyerek az önce verdiğimiz gibi, örnekteki gibi
Target ID'yi ekliyorlar, yeni bir modelmiş gibi çıkartıyorlar. Şimdi ID filter, notch filter gibi özellikler var. ID filter nedir? Diyelim ki siz bir target ID segmenti 0199 olan bir dedektör aldınız. ID filter 50'ye getirdiğiniz zaman 50 ve altındaki tespit edilen metalleri tespit ediyor ama size ekranda bir ses, ya yani ekranda da gösteriyor ama sesli bir şekilde tepki vermiyor. Aslında bu. Yani siz onu kapattınız, onu görmeyip altındaki metali görüyor gibi bir özellik yok. Notch filter da siz diyelim ki bir metal tespit ettiniz, istemediğiniz bir metal arazide. Diyelim ki buna verdiği değer 30-32. Şimdi 30'da 32'yi tek başına kapatabiliyorsunuz. Aslında ikisi de aynı özellik. Ha birinde tek başına kapatmışsın, ha birinde bir tarafına kadar kapatıp sonrasını görmemişsin. Bunları değiştiriyorlar. Farklı bir özellikmiş gibi yeni cihaz çıkartıyorlar. Ondan sonra zemin takibi özelliğini farklı isimler altında sunuyorlar. Yeni bir model çıkartıyorlar. Hatta bazı firmalarda, yabancı firmalarda var bu. Zemin modu diyor. Zemin modu. İstersen manuel yap, istersen pompalayarak yap, istersen diyor otomatik yap, istersen diyor ben farklı bir özellik vereyim. İşte onun adına şey yapayım. Zeminden kaynaklanan gürültüleri takip edeyim, hassasiyetini düşürmeyeyim. Diğerinde de şöyle diyor. Yüksek mineralli zeminlerde gelen hassasiyetin düşürülmesine ben önleyeyim diyor. Yani aslında aynı şey laciverdini bize farklı isimlerle vererek yeni modeller çıkartıyorlar. Bir de şu var. Diyelim ki şurada 10 tane özellik var. Yani mesela şuradan göstereyim. Şimdi AT Gold'da diyelim ki bu kadar özellik var. Sonra bir ürün çıktı. O ondan daha yeni. Herkes daha üst bir şeymiş gibi bekliyor. Ama aslında şunu yapıyorlar. Onda olan özellikleri çıkartıyorlar. Önceki cihazmış gibi. Daha da böyle özellikleri kısarak yeni bir modelmiş gibi sürüyorlar. Burada neyi değiştiriyorlar? Bizim az önce dediğimiz gibi belki frekans değişiyor. Ama aslında temelde şu oluyor. Olan özellikler çıkartılıyor. Yeni bir dedektörmüş gibi piyasaya sürülüyor. Genel olarak bu. Bazen de hassasiyet seviyesini 4 kademe, 8 kademe, 12 kademe yaparak yeni bir modelmiş gibi sürüyorlar. İşte all metal yerine zero diyorlar. Zero disk diyorlar. Aynı özelliği 3 kere 3 farklı modelde kullanıp veriyorlar. Ve fiyat farklılıkları da aşağıdaki gibi örnek olarak değişiyor. Kısacası olan özellikleri kapatıp açarak bazı modellerde eksik, bazılarını tam göstererek aslında dedektör teknolojisini çok da ileri götürmeyecek şekilde yeni modeller satışa çıkıyor. Yani burada model olarak, model olarak aralarındaki farklılıkları anlatabiliriz. Bir tanesini anlat. Mesela en basitinden şey dedik. AC150 All Metal Jewelry Coins arama modu var. 4 kademe hassasiyet, 2-4-6 inç derinlik tablosu var. 250'de de dedik ki arasındaki fark. İki tane arama modu var. Pinpoint eklemişler. İşte target ID yok, ayarlanabilir ayrım var. Aslında temelde burada bir iki tane farkı var. Şimdi bununla bunun arasına yaklaşık bir minimum 5-6 yıl sonra çıkarttığı ürün olarak Ace 200i'yi sunuyor. Burada da sadece yani yine arama modları aynı. All metal vermemiş ama gelmiş zero vermiş. Aslında yine all metal jewelry coins var. Aşağıda tek değişiklik nedir? Target ID var. Bunu değiştirmiş, yeni bir model gibi sunmuş. Diğerlerinin de aralarındaki farkların hepsini biliyoruz. Mesela AT Pro'ya kadar Target ID özelliği yok garette. GT 2500'de ne değişmiş? 150, 250, 350 serisinin haricinde. Burada yaptıkları tek şey aslında başlık seçeneğini arttırdılar. Bir tane kartal başlık, bir tane 9,5, bir tane 12,5'luk konsantrik spider dediğimiz başlık çıkarttılar. Milletin eline bunu verdiler. Ekstradan geldiler dediler ki bir tane iki tane arama modu olmasın. Burada toplamda 3, 5 tane, 6 tane arama modu olsun dediler. Pinpoint'i de eklediler. Bu şekilde gönderdiler. Hani aradaki fark özetlediğimiz gibi başlık sayısı değişti. Peki, Garrett arama gibi, modu değişti. Garrett gibi diğer firmalarda da aynı yöntemleri mi izliyorlar? Evet, yerli firmalardan bazılarında da aynı şey oluyor. Hatta bazı ürünlerinin bu yüzden üretimini bıraktılar herhalde. Hem yüzeysel hem derin arama olarak. Örneğin mesela şöyle tablosunu açalım mı? Şimdi mesela burada yerli bir firmanın dedektör modelleri var. Burada en başta üretilen model olarak Razer görünüyor. Razer VLF bir cihaz. 14 kHz.
çalışma frekansı var. 4 tane arama modu var. 28.5'luk ve 13.5'luk 2 tane DD başlığı var. Target ID, işte ID filter, notch filter, gain, ISAT, tracking, grant balance gibi özellikleri var. Bundan sonra çıkan model Razer 2. Şimdi bununla arasındaki farklar aslında çok da bir şey yok. 3 madde var. Ne eklemişler? Iron Audio eklenmiş. Yani bu demir sesi, kalın tondaki demir sesini kısmaya veya kapamaya yarayan bir özellik. Sonrasında notch filter eklenmiş Razer 2'ye. Notch filter da dediğimiz gibi az önce. Hani diyelim ki bir metal bulduk. ID'si 50. Biz bu 50'yi sadece kapatıyoruz. Cihaz onu gördüğü zaman sesli bir şekilde tepki vermiyor. Bir de işte ISAT var. ISAT da yüksek mineralizasyondan kaynaklanan eşik sesindeki bozulmaları ve hatalı sinyalleri önlemek için kullanılan ayardır. Şimdi aslında eşik sesinden ziyade burada ground balance, yani toprak ayarını bozduğu zaman sizin alacağınız parazit sinyallerin bozulması. Aslında firmalar bunu önlemek için zaten tracking dedikleri özelliği koyuyorlar. Yani bu ne? Senin arama yaptığın bölgedeki ilk yaptığın toprak ayarıyla gide gide işte toprak ayarı değiştiyse sen parazit alma diye tracking özelliği var. Ya burada Razer 2'de bir de ISAT var. Aslında ISAT da temelde aynı işlevi yapıyor. Yani temelde iki özellik değişmiş. Razer'ı artık üretmiyorlar. Razer 2'nin de satış fiyatı 2900 TL olarak var. Onun haricinde bir üst modeli var. Impact dediğimiz bir model. İki firma zaten birleştiler nokta makro olarak. Bu da bir VLF cihaz. Bunda 3 tane farklı frekans var. 5, 14, 20 kHz olarak. Bu modelde de DD başlıklar var ama burada az önceki gibi 2 tane başlık yok. Razer'daki gibi. Burada 13, 18, 24, 29, 40 santimlik DD başlık seçenekleri var. Bazılarında konsantrik yeni yeni çıkmaya başladı. Bazılarında da işte mono olarak farklı modellerde görünüyor. Şimdi bu cihazın da Razer 2'den farklılıkları, burada da ne yapmışlar? ID filter çıkartılmış. ID filter neydi? Yani biz bir metal tespit ettik 50, işte 50'ye geldik ID filter olarak kapattık. 50'nin altındaki olanları görüyor ama ses vermiyor. Daha fazla bir arama modu var. Toplamda 12 tane arama modu var Impact'ta. Ayarlar bölümüne disk eklenmiş. Yani discrimination. Aslında bu özellik geldiğiniz zaman, diyelim ki ayarlarda diske geldiniz, ID filter'la aynı mantıkla çalışıyor. Yani genel modda, arama modunda görünen ID filter çıkartılıyor. Ayarlar bölümüne ekleniyor aslında. Ama burada bir değişiklik bir şey gibi görünüyor. Diğer başka tabloların hangisiydi Ahmet? Başka tablon var mı? Var. Hangisi? XP'de var. Bir de bazı seriler var. Seriler çıkartıldı. Serilerde de mesela diyorlar ki işte Cruiser, Multi Cruiser, Gold Cruiser. Burada aralarında fiyat farklılıkları var mı? Var. Ama aslında özellik olarak ne değişiyor? Cruiser'da normal bir dedektör. Tek frekans, 9 arama başlığı var. 7 tane arama modu var. Peki Avrupa cihazlarda var mı başka sunacağım? XP'nin var. XP? Evet. XP'de de aslında çok fazla bir... Hangi cihazları inceledin? Sen hangi modelleri inceledin? XP'yi inceledin. XP, MineLab'i inceledik ama MineLab'in işi biraz uzun. O da çok MineLab'i fazla şey var. Bizim mühendisimizle evet. Sunacağız. Onu da biraz o özellikle daha... bana bırakın dedi. Evet. Yani tamam. Nokta Makro'nun... Şey var. Neydi? Garrett, Technetics, Fisher, White, MineLab, XP, Lorenz. Lorenz'i açsana. Lorenz'i. Lorenz'de... Temelde alınacak çok bir şey yok. Lorenz'de de aslında X5, X6, Z1 aynı özellikler. Sadece iyileştire devam ediyorlar. Orada sadece derinlik tablosu var, ona bakabiliriz. Derinlik mi vermişler? Evet, kullanım kılavuzunda derinlikleri var. Oo, ilk defa Avrupa'da bir firma derinlik vermiş. Vay anasını. Normalde Avrupa firmalarının birçoğu derinlik vermiyor. Hatta hiçbiri vermiyor bildiğim kadarıyla. Hiçbirinde derinlik yok. Peki Lorenz nasıl vermiş? Lorenz'de de şu şekilde var. Diyor ki işte benim 26 santimlik başlığım 35-45, 1 metreye, 1,5 metreye başlıklarımla sol taraftaki metalleri diyor ben tespit derinliğini gösteriyorum diyor. Şimdi burada detay şu. Tamam çok güzel tespit yapmışsınız ama bize bir de hangi modda arama yaptıklarını söylüyorlar. Delay 3. Şimdi Delay 3, Delay 1 ve 4 arasında diyor ki kendi kullanım kılavuzu üzerinden bu delay modunda bütün metaller ve topraktaki mineralizasyon görülmektedir. 1 ve 2 sadece büyük metal nesneleri gösterirken 3 ve 4 aynı zamanda küçük madeni paralara, folyolara yönelik iyi bir hassasiyet aralığı sağlamaktadır. Yani burada aslında anlatmak istediği delay ve ground modları arasındaki fark birisinde toprak ayarlı mod, diğerinde toprak ayarsız mod. Şimdi bize bu detayı veriyor. Bir tanesinde
Delay 3'lü. Bir tanesine Delay 4, GND 4. Bunların da açıklamaları altta var. Şimdi bunu veriyor ama alt taraftan da şöyle bir şey gizliyor, bununla kapatıyor üstünü. Bize diyor ki başlığın saplama aralığı dışında X demiş. O çok önemli değil. Saplama derinlikleri havada tespit edilmiştir. Şimdi bu havada yazdıktan sonra sen burada istersen toprak ayarı yap, istersen yapma. Bir şey fark etmiyor. Yani sen toprak ayarı yapıp da toprak altında göstermezsen o doğru derinlik değil. Yani toprak ayarı yapıp da başlığı yere koyup metalleri üstünden gösterdiğin zaman aslında yine aynı derinliği elde edeceksin. Farklılık bir mı farklılık yani? Tabii 3.70 ile görüyor mesela 3.80 ile görüyor. Burada iki tablo arasında farklılıklar var. Yani diyor ki ben toprak ayarı yaptım, bunu bu derinlikten görüyor. Ben toprak ayarı yapmadım, bunu bu derinlikten görüyor diyor. Mesela bir örnek var. Mesela hemen gösterelim. Burada Garrett'in Lorenz'in verdiği maksimum derinlik işte yakıt tankı 20 litrelik bir test yapıyor. 1,5 metrelik başlıkta 3.80'den görüyormuş bunu. Mesela burada da toprak ayarı yaptığı zaman da 3.70'den görüyor. Diğerlerinde toprak ayarı yapınca düşüyor. Düşüyor tabii. Yani toprak ayarı yapıyor, yine hava testi yapıyor. 10 santim mi düşüyor? Yok. Daha fazla düşüyor aslında da. Bunlar hava testi yaparak göstermişler. Toprak altına koymamışlar. O yüzden derinlik çok düşmüyormuş gibi lanse ediliyor. Burada da böyle. Bir öğrenmişler. Bunlarda da böyle bir mantık var. Kesin bunu Türk yazmışlar abi. Olabilir. Çünkü Türkçe kılavuzu aldık zaten. İngilizcesinde veya Türkçesinde de zaten şöyle bir şey var. Okuyan anlamasın diye yazılmış. Okuyan anlamaz. Resmen anlayamaz. Yani peki derinlik veren başka firma var mı? Derinlik arkadaşlar bunların hepsini yayınlayacağım size. Göreceksiniz zaten Facebook'ta. Canınızı sıkmayın. Kim o? Necmettin abi. Tamam. Derinlik veren Avrupa firması yok. Sadece kısaca özetleyecek olursak bu tablo çok uzun. Yani elimizdeki dokümanlar çok fazla. 15-20 sayfa doküman var burada. Tamam. Bunların özeti şu. Yok seni çekme. Az önce de söylediğimiz gibi Avrupa'da dedektörler yeni bir model Avrupa'da yeni bir model çıkacağı zaman kısaca şu yapılıyor. Arama modunun adı değiştiriliyor, işlevi aynı oluyor, farklı bir özellikmiş gibi gösterilerek yeni bir model çıkartılıyor. Derinlik tablosundaki ölçümü inçlerine santim yapıyor adam, onu da yeni bir modelmiş gibi gösteriyor. Başlık seçeneklerini değiştiriyorlar, işte 3 başlıkken 5 başlık oluyor, mono iken DD oluyor gibi gibi yeni şeyler çıkartıyorlar. Yeni bir seri çıkartıyorlar, orada da frekans sayısını fazlalaştırıyorlar. Bir tanesine tek frekans, diğerinde tek frekans ama farklı, diğerinde de 3 frekans var, fiyat uçmuş. Ondan sonra ID filter, notch filter gibi özellikler. Hatta bir firma şunu yapmış. ID filter, notch filter. Bir de bunun hem bu özellik var hem de bu özellikle aynı işlevi yapıyor. Kapattığın metalin sesini farklı bir şekilde duymanı sağlıyor. Yani aslında çok büyük bir şey değil ama yeni bir model çıkartıyorlar bununla. Neyse. Bir de zemin takibindeki farklılıkları gösteriyorlar. İşte biz de istersen manuel yap, istersen otomatik biz yapalım. İstersen işte gel... Farklı bir özellik koyduk. O da onu takip ediyor. Ben de takip ediyorum. Sen de takip ediyorsun. Toprak ayarını 3 yerden 5 yerden takip ediyoruz. Ama aynı özellik. Ekranda kalabalık oluyor. Yani kısaca derinliği etkileyen faktör çok fazla yok. Sadece frekans diyebiliriz veya başlık. Bu şekilde yeni model çıkartıyorlar. İşte nugget altını arayacaksanız aynı dedektörün hassasiyeti düşürülüyor. Frekansı yükseltiliyor. Başlık değiştiriliyor belki o da. En son yapılan yurt dışında bir tanesinde o var. Kendi dedektörleri çok uzun zaman sattılar. Ekranlı bir model. Onu da nugget'a çevirdiler. Dediler ki frekansı yükseltelim. Özelliklerden bazılarını yani arama modlarını all metalken işte gold yapalım. İşte gold'dayken... Mineral akı değil mi? Değil. Farklı. Yani yaptıkları şey bu. Frekansı yükseltmek, başlığı değiştirmek. Arama modlarının adlarını değiştirmek. Özellikler buna göre değişiyor. Yeni bir model yapıştırıyorlar. Yapıştır diyorsun Ahmet. Ahmet yapıştır diyor. Evet arkadaşlar. Bu kısa bir özet aslında. Size geçtiğimiz konu çok daha uzun. Kafanızı çok böyle dağıtmak istemiyoruz. Veya çok sizi kelimeyle boğmak da istemiyoruz. Bizim kısaca söylemeye çalıştığımız şey şu. Ahmet zaten toparladı mevzuyu. Şu anda dünyada üretilen... Özellikle tek paracıların kullandığı, tek tekçilerin kullandığı yüzey arama dedektörlerinde bir oyun oynanıyor. O da şu, ekranlarda, ekranında, cihazın ekranında gördüğünüz özellikler var ya, bunların aslında birçoğu aynı, birçoğu isimleri değiştirilerek yeni özellikmiş gibi sunuluyor. Şimdi, konunun başında bir şey söyledim. Dedim ki, biz bunları hiçbir firmayı kötülemek veya işte yermek amacıyla yayınlamayacağız.
Sadece sizin bilmeniz için söylüyoruz. Yani onların yazdıklarından farklı bir şey söylemedik. Bunları zaten siz de araştırsanız bulabilirsiniz. İnternette var bunlar, sıkıntı değil. Biz de yayınlayacağız. Bir de bizim Bulgarlarımız var. Tabii Bulgarlara hiç girmedik, onlara da gireceğiz. Her şey aynı, etiket farklı. Her şey aynı, etiket farklı. Onlara da gireceğiz ama. Hatta adamın birisi, bunlar da İbraniye'de bir dedektörcü, bir Bulgar'la anlaşıyor. O modelin distribütörlüğünü yapacak. Aynı model farklı ekranda, bir bakıyor ki ondan önce satılıyor. Hadi sonra iptal ediyorlar. Eyvah eyvah. Tamam Ahmet, Bulgarlar da geleceğiz. Arkadaşlar biz Uğur Elektronik olarak bir yüzey arama cihazı yapacağız. Yani aslında onlar yüzey arama diyorlar da ben yüzey arama demeyeceğim onlara. Bu da bir dedektör olacak. Ve şu anda kullanılan küçük metalleri tespit eden cihazların belki de en derin olacak Allah'ın izniyle. Öncelikle VLF gelecek, arkasından pulse gelecek. Ben pulse'ı sonra yapacağım. Pulse çok basit yapılabiliyor. Yaptık aslında bunların hepsini. Şu anda bizim Ar-Ge'mizde çalışır durumdalar. Bir tek sıkıntı kalıp meselesi. Yani kalıpları çok uzun sürüyor. Zaman alıyor. O yüzden piyasaya çıkmaları muhtemelen 3'er ay arayla olacaklar. Ben sizden şunu istiyorum. Sizler Türkiye'deki dedektörcüler olarak, dedektör kullanıcılar olarak, defineciler olarak lütfen bizi yönlendirin. Yani biz bir cihaz yapacağız, sizin için yapacağız. Piyasadaki karmaşayı gördünüz. Herkes cihazının içine, cihazının ekranına bir sürü şey koymuş, bir sürü şey yazmış. Birçoğu zaten karmaşık. Birçoğu çok fazla menü içeriyor. Yani menünün içerisinde bir sürü konu var. Oraya giriyorsun, buraya giriyorsun, şuraya çıkıyorsun. Siz ne istiyorsunuz? Bak, benim merak ettiğim bu. Siz nasıl bir cihaz istiyorsunuz? Neyi görmek istiyorsunuz? Sizin cihazınız nasıl çalışsın? Bunları yayınlayacağım size. Tüm bu özellikleri yayınlayacağım. Hepsini vereceğim. Lütfen inceleyin arkadaşlar. Konu ile alakadar iseniz inceleyin ve lütfen görüşlerinizi bize yazın. Bize yazın ki biz de yapacağımız olan cihazın hem ekran tasarımlarını, arayüzlerini, hem yazılımlarını, hem menülerini, içeriklerini, çalışma sistemlerini, prensiplerini, bobin yapılarını sizin istediğiniz şekilde ayarlayabilelim. Bakın, sizin istediğiniz şekilde diyorum. Biz defineciyiz. Bugüne kadar ben kullanmadığım hiçbir cihazı satmadım. Ve bu cihazları da inşallah ben kullanacağım. Siz kullanacaksınız. Sizden isteğimiz şu. Lütfen arkadaşlar, bunları yayınlamaya başladıktan sonra sosyal medyada yayınlayacağız. Bir anket yapacağız. Bu ankette de sizden yorum isteyeceğiz. Siz nasıl bir cihaz istiyorsunuz? Nasıl bir dedektör istiyorsunuz? Onları lütfen bize not edin. Sizin notlarınızdan doğacak bu cihaz inşallah. Biz şu anda kalıp çalışmasını başlattık. Cihazın sapı, bobini, tutma, işte ekranı, hepsi şu anda yapılıyor. Kalıpları yapılıyor. Yazılımları da başladı. Kartlar yapılmaya başlandı. Ar-Ge'de şu anda tasarımlar yapılıyor ve çalıştırıyoruz. Yani aslında cihazın ruhu oluşmaya başladı. Sizden istediğimiz, ekranda ne görmek istiyorsunuz? Nasıl algılasın? Bunları siz bize verirseniz biz de sizin istediğiniz cihazı üretiriz arkadaşlar. Sıkıntı yok. Yüzey aramanın dışında biliyorsunuz bizim asıl işimiz derin arama. Biz derin arama cihazları imal ediyoruz. Derin arama dedektörleri imal ediyoruz. Ve imal etmeye de devam edeceğiz. Yani kesmeyeceğiz biz. Ama şu anda bu yaptığımız yüzey arama cihazları küçük metale duyarlı olan cihazlar, öyle diyeyim daha doğrusu. Hem Türkiye'de hem yurt dışı için yapılacak. Sadece Türkiye'de satılmayacak. Yurt dışında da satılacak arkadaş bu cihazlar. Aşağı yukarı şu anda 13 ülkeye gönderilecekler. 13 ülkeye gönderilecekler. Uğur Elektronik olarak Madrid protokolü kapsamında 38 tane ülkeden biz marka tescillerimizi aldık. 38 farklı ülkede marka tescillerimizi aldık. Aşağı yukarı 12 tane modelle alakalı aldık. Yani 12 farklı cihaz gelecek, haberiniz olsun. Bunun dışında da CE belgemizin müracaatını yaptık. Cihazlarımızı testlere gönderdik. Yakında o belgelerimiz de gelecek inşallah. Ve yurt dışı satışına cihazlarımız hazır olacak. Yani biz aslında durmuyoruz arkadaşlar, çalışıyoruz. Benim derdim Türkiye'deki insanlar, yani sizlersiniz. Siz ne istiyorsunuz? Bana onu yazarsanız, bana onu söylerseniz ben bu cihazları sizin istediğiniz gibi yaparım. Bizim şu anki Ar-Ge'miz, Ar-Ge'deki kadromuz Allah'ın izniyle çok güzel bir durumda, çok güzel bir halde ve gerçekten de ne yapacağını biliyorlar.
Siz bizi yönlendirin arkadaşlar. Biz metal arama dedektörleri yapan firmayız. Biz bu konuda uzmanız. İnşallah bu ayın sonunda da 19 yıl olacak. Uğur Elektronik kurulalım. Konu başka ne vardı Ahmet? Söyleyeceğimiz. Bir canlı işaret çözümümüz var. Canlı bir işaret çözümü yapacağız. Bundan sonra her canlı yayınımızda bir iki işaretin canlı çözümünü yapacağız dedik. Geçen hafta, pardon, iki hafta önce ki canlı yayınımızda yapmıştık. Bu haftaki canlı yayınımızda da yine bir tane işaret çözümünü yapacağız. Ahmet, sorular geliyorsa sen o soruları al. Önce onları bir cevaplayalım istersen. Ondan sonra canlı işaret çözümüne de geçeriz. Evet arkadaşlar. Defineci olarak Türkiye'de yönetimle alakalı, yani siyasi idareyle, iktidarla alakalı sıkıntılarımız var. Hala daha Anadolu Defineciler Eğitim ve Araştırma Derneği'nin randevusu kabul edilmedi bakanlık tarafından. Maalesef bu kanunun değiştirilmesiyle alakalı çalışmalarımız devam ediyor ama üye kaydımız ayda aşağı yukarı 200-250 kişi olmak üzere devam ediyor, gidiyor. İşte son 1000 kişinin muhtemelen Ocak ayı içerisinde kartları da basılıp gönderilecek. Yani 2000 kişinin üzerinde bir sayıya ulaşmış olacağız. Ama bu yeterli değil. Bunu sürekli tekrarlıyorum size. Lütfen arkadaşlar, her üye olan kardeşimiz birkaç tane üye getirse sayımız hızlı bir şekilde artar. Sizden dileğim bu. Bakın, defineci olarak dedektör kullanıyorsunuz. Dedektör metali bulan cihazlar demektir. Şu anda Türkiye'de birçok model satılıyor. Özellikle sizi uyarıyoruz. Sürekli uyarıyoruz. Diyoruz ki arkadaşlar, lütfen alacağınız cihaza dikkat edin. Satan firmaya dikkat edin. Satma şekillerine, usullerine dikkat edin. Size vaat edilen şeylere dikkat edin. Yani araştırın, soruşturun, şüpheci olun ve kurcalayın bazı şeyleri. Anladınız mı? Hemen teslim olmayın, hemen ikna olmayın, çok soru sorun. Ve ikna olmak için insanların size söyleyeceği yalanlara da dikkat edin. Çünkü şu anda çok yalan söyleniyor, haberiniz olsun. Biz defineciyiz, arazide bu cihazları kullanıyoruz. Maalesef kanunlarda sıkıntılar var. O sıkıntılardan dolayı da sıkıntı yaşıyoruz. Biz de sıkıntı yaşıyoruz arazide. Sizler gibi siz de sıkıntı yaşıyorsunuz. Araziye çıkarken dikkatli olun arkadaşlar. Arabada bu cihazları taşırken dikkatli olun. Arazide kullanırken dikkatli olun. Size tavsiyem. Araziye çıkarken dikkatli olun arkadaşlar. Arabada bu cihazları taşırken dikkatli olun. Evet. Tabii birçok satıcı maalesef defineci olmadığı için sadece bu cihazları satmak telaşıyla bu işi yaptıklarından dolayı yalan söyleyebilirler, hile yapabilirler. Aşırı söylemlerde bulunabilirler. Lütfen dikkat edin arkadaşlar. Tabii defineci olmak zorundalar mı? Bizim işimiz biraz ekstrem bir iş. Normal bir insan dedektör satabilir mi? Evet satabilir ama defineci olması aranan bir özellik satıcının. Neden? Çünkü gelen insanlar defineci. Onların bir hayali var. Bir cihaz arıyorlar, bir hayal kurmuşlar. Sadece o insanlara bir şey satmak için orada bulunmak çok iyi bir şey değil. Onların ne istediğini anlarsanız, neyi arzu ettiklerini, ne hayali kurduklarını anlarsanız definecilerle daha iyi anlaşırsınız. O yüzden özellikle ben kendim şahsım satıcıların da defineci olması talebindeyim. Yani onların da defineci olmasını istiyorum. Neden? Onlar da bu çileyi bir çeksinler. Bir çeksinler ki gelen müşterinin ne çile çektiğini bilsinler. Çünkü bizim piyasamız gerçekten çok fazla üç kağıdın, dalaverinin, hilenin döndüğü bir sektör. Ve hala daha bu devam ediyor. Satıcısından kullanıcısına kadar birçok insan maalesef böyle bir hile içerisinde. Yani cihazlarda olmayan özellikler var diye hala daha satılıyor. Cihaz satıldıktan sonra maalesef tamir bakım servis verilemiyor. Müşterinin telefonu açılmıyor. Müşteriyle çok fazla ilgilenilmiyor. Satıldıktan sonra boş veriliyor. Müşterinin üzerine çok fazla gidilmiyor. Şu anda Türkiye'de bu sıkıntılar var. Siz de lütfen bu konuda dikkat edin arkadaşlar.
köklü firmaları, kendini ispat etmiş firmaları tercih edin. Size tavsiyem bu. Ben şöyle bir, Ahmet sen onları alırken ben de şurada bir canlı işaret şey yapayım. Şimdi size bir işaret çizeceğim arkadaşlar. Bu işaretin ne anlama geldiğini söyleyeceğim. Arazide özellikle definecilere şunu söylemek istiyorum. Araziye gittiğiniz zaman, şöyle bir kamerayı bana çevireyim. Bakın araziye gittiğiniz zaman, diyelim bir taşın önüne geldiniz, bir işaret gördünüz. Arkadaşlar, öncelikle işareti gördünüz, şöyle bir etrafınıza bir bakın. Şöyle bir 360 derece bir dönün işaretin etrafında. Etrafı bir inceleyin. Özellikle arazide bozulmuş, tahrip olmuş yerleri tarayın. Onları tespit etmeye çalışın. Bakın, arazide bozulmuş, insan eliyle bozulmuş, tahrip edilmiş yerleri tarayın. Para, gömülü para işaretin hemen içinde veya dibinde olmayabilir. Birçoğu orada değil. Nerede? İşaretin etrafında bir yerde. İşte o yüzden araziyi şöyle bir tarayın gözünüzle. İnsanın bozduğu, tahrip ettiği yerler üzerinden zaman da geçse kolayla kapanmazlar. Parayı gömen kişiler veya kişi taşları doğal hale getirmiş olabilirler. Yapıyı doğal hale getirmeye çalışmış olabilirler. Ama yine de istedikleri kadar onu doğal hale de getirmeye uğraşsalar orijinali gibi yapamazlar. Şöyle bir örnek vereyim size. Bir işaret çizeyim. Öncelikle onun üzerinden tarif edeyim. Bakın şöyle bir işaret. Bir oyma burada, bir oyma burada. Ortasında da şöyle bir çıkıntı var. Düz bir çizgi şeklinde geliyor. Bu bir oyuntudur. Geliyor, şöyle bir çıkıyor, tekrar devam ediyor, buna bağlanıyor. Gördünüz mü? Bu şekilde bir işaret var arazide. Ve bunun hemen şurada üzerinde bir tane de şöyle bir işaret var. Görebiliyorsunuz değil mi işareti? Evet. Arazide böyle bir işaret gördüğünüzü farz edelim. Bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Bu bir kapak var. Burada bir kapak var. Burada yer altındaki odaya inen bir kapak var diyor size. Peki bu kapak nerede? Bakın şimdi. Bu şekilde düz duran, bakın bu şekilde düz duran bir taşta değil. Bu yerde yatay duran bir ana kaya üzerindedir bu işaret. Bu işareti gördüğünüz zaman şu kısım var ya, şu sivri olan taraf, şu istikamet yani. Şu istikamete dikkat edin arkadaşlar. Bu istikamette ileride yerde bir ana kaya göreceksiniz. Yerde bir ana kaya göreceksiniz. Şu mesafe 70 metre olarak veriyorum size. 70 metre civarındadır. Maksimum bugüne kadar bulunmuş olanı, şu mesafeyi söylüyorum, 140 metredir. Maksimum, ama 70 metreyi çok geçtiğini görmedik. 140 metreyi de geçmez. Şurada, artık şurada, şu işaretin aynısından bulacaksınız. Gördünüz mü? Burada bir kapak var. Taşın üzerini süpürdüğünüz zaman, taşın üzerini yıkadığınız zaman buradaki kapağı fark edebilirsiniz. Bir kare veya dikdörtgen şeklinde bir kapak var. Çok nadiren bunun üzerinde bir çakıl yığma, küçük bir çakıl yığma bulabilirsiniz. Şöyle bir çakıl yığma bulabilirsiniz arkadaşlar. Alan taramalar bunu çok rahat bulabilir. Bakın alan taramalar boşluk bulabilirler. Alan taramayı bu taşın üzerinde tuttuğunuz zaman şöyle bir tur atın etrafında, sizi
şuradaki çakılın orada altındaki kapağı altındaki odaya götürebilir alan taramalar. Buna dikkat edin. Evet, böyle bir işaret. Başka bir işaret çizeyim size. Bir el. Gördünüz mü? Tabii tam düzgün çizemedik ama olsun. Şöyle bir el düşünün. Şu şekilde. Elin tam şurasında şöyle küçük bir istavroz var. Bu ne anlama geliyor? Şimdi onu söyleyelim size. Bu el işareti yine yatık duran yerde bir ana kayanın üzerindedir. Eğer bütün parmakları normal orijinal parmağınız boyutlarında ise, normal üzerine böyle elinizi koyduğunuz zaman sizin parmaklarınızın boyutunda ise, yani bir parmağın biri diğerinden uzun, diğerinden kesik veya işte yarım değilse, tam bir el şeklinde ise, şurada da bir istavrozu var ise, hemen şurada çizelim. Bak. El şurada. El işaretimiz burada. Arkadaşlar, 2,5 metre ön tarafında şurada 2'ye 2 bir mezar var. Hemen 2,5 metre ön tarafında, el işaretinin 2,5 metre ön tarafında 2'ye 2 bir mezar var. Bunun derinliği aşağı yukarı 2,5-3 metre. Bu para mezarıdır. El. Unutmayın. El işareti. Üzerinde küçük bir istavroz var. Hemen 2,5 metre ön tarafında 2 metre 2 metre bir alan içerisinde yine 2,5-3 metre derinlikte bir para mezarı var. Peki parmaklardan bir tanesi diğerinden uzun. Şöyle yapalım. Ne biçim oldu lan? Tamam. Şöyle bir parmağı diğerinden uzun. Gördünüz mü? Ahmet ağaç gibi oldu lan. Ve şu parmağın, bakın şu parmağın hemen şurasında, bu üzerinde değil, hemen şurasında şöyle küçük bir istavroz var. Gördünüz mü? Tabii bunların paraları alındı ama inşallah sağ kalanlar vardır arazide. Rastlarsanız dikkat edin. Bizim Karadeniz'de şu vardı mesela. Fatsa'da. Şöyle bir işaret buldunuz. Şurada da bir istavroz var. Bakın arkadaşlar, şu istikamette, hemen şu istikamette şu mesafeyi söyleyeyim size. Bugüne kadar bulduklarımızı söyleyeyim. 3 metre mesafede şurada bir para mezarı var. Bir tane görmüştüm, onu da tarif edeyim. Şu parmak yok. Şu parmak yok. Şuradan kesmiş. Bu parmağı ileride bir taşın üzerine, ileride bir taşın üzerine yapmış. Şu kesik parmağı ileride bir taşın üzerine yapmış. Onu bulduğunuz zaman zaten parası onun altında olacak arkadaşlar. Evet, bugün size birkaç tane işaret gösterdim. Şimdi bir şey daha anlatayım. Saatimiz de geliyor. Diyelim arazide bir taş gördünüz. Dikkat edin, bakın minibüs büyüklüğünde bir kaya. Özellikle dere kenarlarında, ırmak kenarlarında olurlar bunlar. Su bunları yalayarak da geçtiği olur. Suyun bunları böyle yalayarak da geçtiği olur. Minibüs büyüklüğünde şekilsiz, doğal görünümlü bir taş. Ama minibüs büyüklüğünde olacak. Çok daha büyük veya çok daha küçük değil. Bir minibüs büyüklüğünde. Tamam. Böyle bir taş buldunuz. Bu taşı inceleyin. Bunun üzerinde sanki şu dört parmağınızı taşa koyup da şöyle aşağı doğru çekmişsiniz gibi çamurda. Yani düşünün, bir çamurun üzerine şu dört parmağınızı böyle aşağı doğru çekmişsiniz gibi kanallar bulduysanız, bir kanal, dört tane kanal veya beş tane kanal böyle yan yana aşağı doğru bulduysanız, bu taşın tam altında, bakın taşın tam altında bir para var. Toprağın içinde değil, taşın içinde bu para.
Abi bu taşı nasıl çevireceğiz? Bu taşı çevireceksiniz arkadaşlar. Ya da altına gireceksiniz. Bu taşın altına girdiğiniz zaman top gibi oyulmuştur burası. Bunun altı, parası bunun içindedir. Haberiniz olsun arkadaşlar. Evet Ahmet. Sorular. Şöyle yapalım. Saat 8 oldu. Çoğunu yazamadı. Çoğunu yazamadı değil mi? Arkadaşlar işaretlerle ilgili işaretlerin sırrı diye kitabımız var bizim biliyorsunuz. Ben bu işaretlerin birçoğunu o kitapta anlattım. Bugüne kadar Türkiye genelinde gördüğüm, tespit ettiğim, üzerinde çalıştığım veya başkalarının zamanında almış olduğu işaretlerle ilgili bu kitapta çok güzel bilgiler var. İşaretlerin sırrını alırsanız bu konuyla ilgili de detaylı bilgi sahibi de olursunuz Allah'ın izniyle. Ama ben yine her canlı yayında böyle birkaç tane işareti size göstereceğim. Özellikle bir dahaki canlı yayınımızda Perşembe günü olacak. Perşembe günü kiliselerle ilgili birkaç canlı işaret göstereceğim size. Hocam bazı şakirler. Bazı şakirler eline aldı mı cihaz koklayacak da bulacak gibi istiyorlar. Elinde bir yakışsa ya, eline de bir yakışsa ya demiş kardeşimiz. Abi Goldfinder'le 1 metre kazdım, altın değerli gösterdi ama paslı çivi çıktı, neden? Sen şimdi Goldfinder'in 1 metreden paslı çivi bulduğunu söylüyorsun. Demek ki kullanma kılavuzunu iyi okumamışsın kardeşim. Paslanmış metallere Goldfinder altın diyebilir. Daha doğrusu bütün dedektörler altın diyor da bunu bir tek biz söylüyoruz. Okumuş olsaydın bunu öğrenirdin. Ama 1 metreden çiviyi nasıl buldun onu şaşırdım ben şimdi. Goldfinder'den çift sinyali kaldırmak mümkün mü? Yeni gelen modelimizde artık bu kalkıyor arkadaşlar. Su geçirmez olursa bence süper olur. Kumsalda ve derelerde gidilmedi. Bizim şu anki bobinimiz su geçirmiyor arkadaşlar. Ama custom ekran yapacağımız tek para cihazımız tamamen su geçirmez olacak inşallah. Devam et Ahmet. Alper kardeşim, Lorenz Z1 cihazım vardı. Geçen yıl 30 bini almıştım ve Goldfinder'da aldım 5000 liraya. Araziye iki cihazla götürdüm. Lorenz derine gidiyor ama ayrım yok. Goldfinder aynı derinliğe iniyor, ayrım yapıyor. En tuhaf olan da Lorenz tuğlaya çekiyor, Goldfinder çekmiyor. Mineral olarak görüyor demiş Alper kardeşimiz. Güzel. Yani dünyanın en iyi cihazı denilen cihazlar bunlar, haberiniz olsun. Dünya para verip aldığınız cihazlar. Bir türlü biz bunu anlatamıyoruz işte size. O kadar paralar vermenize gerek yok arkadaşlar. Goldfinder şu anda Lorenz'in yapabildiğini yapıyor diyoruz. Kimse bile inanmıyor. Aha Alper buna tespit etmiş. Saat ve fazla telefon gibi karma karışık olmasın. Kolay kullanımlı olsun ve getirmesi kolay olsun. Tamam. Pet şişenin içine su doldurup altın kolye, altını koyup ağzını sıkıca kapatıp denediniz mi? Hoppala. Ya mübarek adam, biz zaten suyun içinde de bu metalin altın olarak gördüğünü gösteriyoruz. Mustafa kardeşim, hayırlı akşamlar hocam. Benim hala üyelik kartım gelmedi. Ahmet niye gelmemiş lan üyelik kartı? 4 ay oldu diyor. Bazıları baskı da gönderdik, basılmadı. Bazıları PTT'de kayboldu. Al PTT var ya, mahvetti bizi Ahmet. Vakıf kardeşimiz, Allah için arkadaşlar, Uğur hocamız bizler için daha ne yapsın? Açık açık sizler ne istiyorsanız ben onu yapacağım diyor. Sizler için uğraşan başka kimse yok. Bizlerle üzerine düşen yapmamız gerekiyor. Bakın ben bir yıl önce yeni çıkacak olan cihazımızın isimleri için bir yarışma düzenlemiştik. Bu yarışmayı kazanan arkadaşlarımızla tespit ettik. Şu anda yeni çıkacak olan cihazımızın bir tanesinin ismini veren kardeşimiz Erdoğan Yıldızlı. Erdoğan Yıldızlı kardeşimiz bir cihazımızın ismini o vermişti, kabul etmiştik biz de. Sevdik o ismi çünkü. Ve şu anda cihaz o isimle çıkacak. Verdiğimiz söz şuydu. Cihazı ismini veren kişinin imzası ve adı cihazın serigrafının üzerinde olacak demiştik. Bakın cihaz çıktığı zaman göreceksiniz. Cihazın serigrafında Erdoğan kardeşimizin ismi ve imzası var.
ve tüm dünyaya Erdoğan Yıldızlı'nın imzasıyla, onun isim hakkıyla gidecek bu cihaz. Yani ismi Erdoğan kardeşimiz koydu. Biz de Uğur Elektronik olarak onun adını ve imzasını Segraf'ın üzerine bastık. Ve herkes, o cihaza alan herkes, evet Uğur Elektronik sözünde durdu. Bu cihaza ismini veren kişinin de adını ve imzasını Segraf'ın üzerine koydu diyecekler. Biz size değer veriyoruz. Sizinle ortak ve beraber çalışmak istiyoruz. Sizin de görüşlerinizin, sizin de düşüncelerinizin, bizimle emeğimizin bir araya gelmesiyle bir şeylerin ortaya çıkmasını istiyoruz. Arkadaşlar, beraber bir şeyler yapmak istiyoruz. Yani bu ülkenin insanlarının gerçekten bir şeyler yapabildiğini herkese göstermek istiyoruz. Kayseri'ye yeni hamleniz ne olacak demiş. Bak ben Kayseri'ye bir hamle yapacağım arkadaşlar, siz canınızı sıkmayın. Beni Kayseri'ye sokmamaya uğraşıyorlar, ben Kayseri'ye gireceğim. Murat kardeşim iyi akşamlar. Başka bir cihazla sizin cihazınız takas yapabilir miyiz? Arkadaşlar takas meselesine çok girmiyoruz, haberiniz olsun. Hocam bu el işareti kayayı kavramış vaziyetteyse ne anlama gelir? Fotoğrafını göreyim. Bir göreyim ona göre. Ayak topuğunda çarpı varsa ne olur Uğur Bey? Bak bunu hiç görmemiştim, bunu da bir görmek isterim. Başkanım domuz veya ayı kafası. Domuz ve ayı kafasını bana gönder, ben sana parasının yerini söyleyeceğim Allah'ın izniyle. Başkanım ressam olacağın yakında maşallah demiş. Eyvallah. Ya çok kötü çizdim ya. Yapacak bir şey yok. Bizim kitaplar başka sitelerde 200 liraya 500 liraya satılıyor mu? Kim satıyor lan bunu? İyi kazanıyor. Vay dürüzler. Bizden mi alıp satıyorlar? Yok hocam. Abi kim yazdı bunu? Adem. Adem kardeşim hangisindeymiş abi, bunu bana bir yazdı ha. Lan dolandırıyorlar milleti. Da cihaz, şey, kitabın fiyatı 100 lira ya. La ilahe illallah. Evet arkadaşlar. Biz millet ne derse desin, insanlar ne derse desin, işimizi yapmaya devam ediyoruz. N11'de. Allahümme sabirin. Kim koymuş N11'e? La havle ya. Ve işimizi yapmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar hiç kimseden bir korkumuz olmadı çok şükür. Biz doğru bildiğimizde doğru dedik, yanlış bildiğimizde yanlış kardeşim dedik ve demeye de devam edeceğiz. Bildiğimizden de şaşmayacağız. Bizi seven sever, sevmeyenin paşasıyız zaten, sıkıntı yok. Ama şu bir gerçek, Uğur Elektronik ve Uğur Kulaç olduğu sürece dedektörcü, dedektör kullanıcıları yani definecileri kimseye yem etmeye niyetimiz yok arkadaşlar. Biz yanınızda olacağız. İnşallah sizlerle beraber bir şeyler yapmaya devam edeceğiz. Çünkü biz defineciyiz. Haberiniz olsun. Sizden de ricam, lütfen akıllı olun. Kendinizi kullandırtmayın. Özellikle şu sosyal medyada kullandırtmayın. Kendinizi dolandırtmayın, kazıklatmayın. Biraz akıllı olun, biraz şüpheci olun, sorular sorun. Bir de şu yorum yapan dangalaklar var. Yine artmaya başladılar. Arkadaşlar, bizim cihazlarımızı kullanmadıysanız, bizi tanımıyorsanız, kim olduğumuzu bilmiyorsanız lütfen sağdan soldan bir şeyler yazıp kendinizi rezil etmeyin. Bak, kendinizi rezil etmeyin. Ben bir şey söylemiştim. Benim cihazımı kullanmadığı halde kullandığını söyleyen, benim cihazımı kullanmadığı halde kötüleyenlere söverim demiştim ve sövüyorum. Hiç kusura bakmayın arkadaşlar. Adamsanız eğer, bakın bizim yerimiz yurdumuz belli. Gelirsiniz buraya. Buraya gelirsiniz. Arkadaş benim cihazımda şu şu sorun var. Bunu giderim. Benim cihazımın şu 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 kısmından memnun değilim. Ben cihazı kullanamıyorum veya kullanıyorum cihaz şu konuda sıkıntı yaratıyor değil. Biz bunların hepsini halledelim. Ama böyle klavye başında yazıp sağda solda artistlik yapmayın. Sizden ricam. Vallahi billahi söverim. Hiç affetmem. Özellikle birkaç gün önce Bursa'da bir tane şerefsiz, bakın bir tane Bursa'da bir şerefsiz var. Yakında ziyaret edeceğim o kardeşimizi. Onunla böyle yüz yüze geleceğiz inşallah. Çilingirciymiş bu arkadaş. Yazıyor yine sağda solda böyle. La yapmayın kardeşim ya. Kurban olayım yapmayın. Her gün aynaya bakıyorsunuz. Çoluk çocuğunuzun yüzüne bakıyorsunuz ya. Ya ne olur bir kere adam olun ya. Tamam, müşteri veli nimettir, müşteri başımızın üzerindedir, her zaman haklı değildir, kusura bakmayın.
Ama yani adam olan, insan olan, erkek olan, delikanlı olan işini düzgün yapar. Sizden ricam şu, eğer bizden memnun değil iseniz, ki memnun olmayabilirsiniz, herkese yaranmak, herkese memnun etmek zorunda değiliz. Tamam. Gelirsin, cihazımı benim geri verirsin. Bak ben bazılarından cihazımı geri aldım. Kardeş dedim, sen benim cihazımı kullanmayı beceremiyorsun, sen bu cihazı hak etmiyorsun, benim cihazımı geri ver. Ver cihazımı geri, al paranı, sitiyo git, seninle uğraşamam. Bu kadar ya. Herkese cihaz satmak zorunda da değilim. Benim cihazımı kullanamıyor musun? Kardeşim cihazımı geri getir, paranı al, yürü git. İşine bak. Piyasada çok var dolandıracak adam. Git onlardan bir tanesine dolandırıl. Beni ilgilendirmiyorsun. Ama sağda solda yazarsan ve ben bunu tespit edersen vallahi billahi tallahi tepeden aşağı söverim. Bak yemin ediyorum söverim, hiç affetmem. Elime geçirince de affetmem o adamı. İlla adresi, telefonu bir gün önüme çıkar. Ben bu cihazlara emek vermişim, emek. Yıllarımı vermişim. Bu sektöre emek vermişim. Sen öyle oturduğun yerden 3 kuruş para vereceksin. Benim cihazıma bana hakaret edeceksin. Öyle yok. Kusura bakma. Öyle müşteri veli nimet falan yok kardeşim. Herkes haddini, hukukunu, sınırını bilecek. 19 yılımı vermişim ben bu sektöre. Sen 3 kuruş para vermişsin. Almışsın cihazı kullanamıyorsun. Tutmuşsun bana söveceksin. Öyle bir hakkın yok. Öyle bir hakkın yok. Senin de çoluk çocuğun var, benim de çoluk çocuğum var. Sen nasıl ki bana hakaret ediyorsan ben de sana hakaret ederim. Ya buraya adam gibi gelirsin, benim cihazımın derdini anlatırsın, ben paranı veririm veya cihazımı alırım sana yeni model veririm veya derdinin burada sıkıntını gideririm, helalleşir, öpüşür, koklaşır gideriz. Bu kadar ya. Yani şunu bir kere unutmayın arkadaşlar. Biz bir şeye inandık mı? Sonuna kadar, dibine kadar inanırız. Hiç kimseden de bir korkumuz, çekincemiz yok. Ben kanunlara uyuyor muyum? Uyuyorum. Ben vergi ödüyor muyum? Ödüyorum. Ben denetleniyor muyum? Denetleniyorum. Ben cihazlarımın arkasında duruyor muyum? Duruyorum. Hiç kimse kusura bakmasın. Önüne gelen bizi hakaret edemez arkadaşlar. Ben de yukarıdan aşağı giydiririm adama. Haberiniz olsun. Gerçekten bu işi güzel, hakkıyla yapan insanların başımın üstünde yeri var. Bakın, adam 4 yıl önce cihaz almış, Sivas konferansında getirdi, dedi ki abi benim cihazım bozuldu. Benim ondan tamir, bakım ücreti almam gerekiyor. Hakkım var buna. 2 yılı geçmiş. Ben bu arkadaşımın cihazını ücretsiz yaptım. Niye? Çünkü şunu söyledi. Abi benim bunun tamirine verecek param yok. Bak. Tamirine verecek param yok dedi. Biz yine Mersin'de daha 7-8 yıl önce almış adam bizden cihazı. Bataryası daha yeni bitmiş. Biz adamı cihazını alıp yeni model verdik. O kadar yıldır o cihaza iyi baktığı için. Siz bize nasıl gelirseniz öyle karşılanırsınız arkadaşlar. Adam cihazımı almış, bakacağı yerlere bakmış, bir şey bulamamış, benim cihazıma bok atıyor. La mübarek, bari cihazı kiralasaydın, madem defineci değilsin, gel cihazı kirala, git bakacağın yere bak, sonra cihazımı geri getir. Madem baktın bulamadın, bana de ki o zaman, abi biz bir bok yedik, tamam, defineciliğe özendik, bizim boyumuzu aşan, bizim yiyeceğimiz nane değilmiş bu. Abi kurban olayım, son paramızı da buna verdik. La bunu de bana, gerekeni yaparız. Sen cihazı almışsın, kullanma kılavuzunu bile okumadan araziye fırlamışsın, yırtık dondan çıkar gibi. Sonra kullanamamışsın, video çekip atmış bize. Adama video çekmiş, videosundaki hataları anlatıyoruz. Bak cihazı böyle böyle, lan açılmış çukura, tutma bu cihazı diyoruz ya. Açılmış çukura tutuyor adam ya. Adama anlatıyoruz kardeşim. Bak kazmaya, kazmanın götüne kadar sokmuş cihazın bobinini altın diyormuş. Senin de götüne soksalar o kazmayı altın dersin. Ya ne diyeyim şimdi ya? Neyse. Arkadaşlar, Uğur Elektronik Üsküdar'da 19 yıldır. Varsa derdiniz, sıkıntınız buyurun gelin.
Muhabbetle gelen muhabbetle karşılanır. Bu benim atasözüm. Ben icat ettim bunu. Tamam. Ama benim yüzüme söylemeye cesaret edemediğin sözleri klavyeden yazma. Bak klavyeden yazma. O klavye benim parmaklarım ucuna geldiği zaman bende var ya küfürün literatürü var. Farsça, Arapça, İbranice söverim. Vallahi 3 gün sonra anlarsın sövdüğümü. O yüzden arkadaşlar sizden rica ediyorum. Herkes haddini bilsin. Ben her ay en az 2 kişiye cihaz hediye ediyorum. Bak en az 2 kişiye. Sırf defineci oldukları için. Gittikleri zaman ellerinde cihaz bir şeyler bulsunlar. Çoluk çocuklarına faydalı olsunlar diye. Nedir lan sizin derdiniz? Hele şu Facebookçılar yok mu? Allah'ım hastayım o Facebookçılara. Öpeceğim onları. Lan defineciyseniz defineci gibi davranın. Dansözseniz dansöz gibi davranın. İbneyseniz ibne gibi davranın. Lan adamsanız adam gibi davranın ya. Bu nedir arkadaş? Ne bok olduğunuz belli değil ya. Define grubuna üye olmuşsunuz. Daha definenin D'sinden haberiniz yok ya. Definenin D'sinden haberiniz yok. Lan 560 tane video attım ya. Uğur Kulaç kanalında 560 video. Allah rızası için bir girin seyredin ya. Bakın 10 yıl önceki videoları atıyorlar şimdi çocuklar. 10 yıl önce bu adam ne söylüyorsa bugün aynısını söylüyor ya. Hiç söylememizde bir değişiklik yok. O gün neysek bugün oyuz. Dansöz gibi kıvırmıyoruz. La siz de öyle olun ya. Başka bir şey istemiyoruz ya. Ulan Ahmet söylemeyeceğiz dedik. Yine söyledik anasını satayım ya. Evet arkadaşlar saat 8.10 geçi. Zamanımız dolmuştur. Hakkınızı helal edin. Sizleri seviyoruz. Var mı başka bir şey? Üretici olmayan dedektör satıcılar. Ahmet bu başka son konu. ATV programı. ATV'de yakında bir programımız olacak inşallah. Tamam. Pelin çift duyurusu niye yazdın? Attık izlesinler. Ha, YouTube'da Pelin Çift hanımefendi ile benim 10 yıl önce yaptığım bir röportaj var. Program var. Eski Ayasofya Müze Müdürü. Eski Ayasofya Müze Müdürü de orada. Lütfen onu seyredin. Bir belgesel atmış bugün Ahmet. Bizim eskiden 12 sene önce yaptığımız bir belgesel. Türkiye'de ilk defa çekilmişti bu belgesel. Ve bayilerimizi tekrar buradan duyuralım. Uğur Elektronik'in Bursa'da, Ordu'da, Mersin'de ve Düzce'de 4 tane bayisi var arkadaşlar. Unutmayın. O bölgedeki kardeşlerimiz, yakın bölgedeki arkadaşlarımız da bu bayilerimizi ziyaret edebilirler. Yakında inşallah birkaç bayimiz daha hazırlığı yapılıyor. Onları da size duyuracağız Allah'ın izniyle. Haberiniz olsun. Evet arkadaşlar, kızım beni bekliyor. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Sizleri seviyoruz. İstanbul Üsküdar Uğur Elektronik'ten herkese hayırlı geceler diliyorum. Perşembe günkü canlı yayınımızda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hayırlı geceler. Geceniz hayır olsun inşallah.